3, 2, 1, merhaba arkadaşlar. 3, 2, 1, merhaba arkadaşlar. Tamam, bunu da yaptık, tamam, videoya başlayabiliriz. Standartımızı gerçekleştirdik şu anda. Farkındasınız değil mi? Evet arkadaşlar, yine ilginç ürünler ve sihirbazlık ürünleriyle, şaka ürünleriyle bir aradayız. Bir neler tanıt var, bakalım neler bize. Şimdi burada dev bir kalemimiz var diyormuşum. Aslında dev bir kalem değil, bilen arkadaşlar var. Açınca göreceksiniz içine anneciğim. Boya teyzeni boya iyice. Burada bir denge oyunumuz var. Denge çubuklarımız var. Burada birkaç videodur bir türlü açamadığımız ışıklı bir topacımız var. Burada birkaç, hepsini söylemeyeyim ama şaka ürünümüz var. Burada bir LED panelimiz var. Burada Emir için, yani özellikle küçük kardeşlerimiz için getirdiğimiz bir şey var. Onu da söyleyeceğim ne olduğunu. O zaman ne yapıyoruz? O zaman yavaştan başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet. Makasım nerede makasım? Hemen veriyorum. Arkadaşlar öncelikle çok işimize yarayacak portatif bir LED ışıkla başlıyoruz. Ne bu ışık? Ne bu ışık? Hani bazen yataktan kalkmak istemezsiniz ama böyle bir ışığı açmak istersiniz. Veya küçük kardeşlerimiz uyandıklarında bazen böyle karanlıktan rahatsız olabiliyorlar. Böyle küçük LED ışıklar var. Ama bizim sanırım pilimiz eksik. Bir pilimiz daha var mı acaba? Efe masada vardı annem. Hemen ver teyzenin. Masada varsa ver Efe. Sanırım bu Efe'nin çok işine yarayacak. Evet, şuradan da arkadaşlar şurada bir yapışkanlı çift taraflı sticker var. Yani İsterseniz şuradan bir çiğe de asabilirsiniz ama hani yok ya bir yere asmayalım vesaire diyorsanız ki bu şurası mıknatıs da olabilir, mıknatısa da yapışıyor olabilir. Denemek lazım. Evet. Veya bu çift taraflı yapışkanı kullanıp şurasını açıp tırıp yapıştırabiliyorsunuz. Yatağınızın kenarına, duvara, dolaba. O zaman Efe'nin yatağına yapıştırmalıyız onu direkt. Deneyelim bakalım nasıl ışık veriyormuş. Biliyorsun LED işler biraz sıkıntılı. Geçen sefer bir LED ürün bozuk çıktı hatırlarsan. Elimde de LED var. Arkadaşlar bakın. Vay, çok iyi bak. Bak ben ışığı aldım direkt yani o yüzden. Yani ışığı kapattı. Yani böyle bir de bunu Emir uyumuyor olsa Efe'nin odasına yapardık arkadaşlar ama. O zaman bir banyoda yani mı denesek? Karanlık ya orası. Ama yapıştırırsak mutfağa çıkmazsa. Yapıştırmayacağız. Ne kadar aydınlık verdiğine bakacağız. Hadi bakalım gelin. Hoppala. Girelim bakalım gel. Kapıyı kapatın, karanlık olsun. Kapadım. Evet. Aç bakalım. Hadi. Ben bu kadarını beklemiyordum. Şimdi yalan söylemeyeyim de. Efe yatağını baş ucuna koyacağız bunu, biliyorsun. Ben bundan hemen kendime alıyorum arkadaşlar. Bu bunu Teddy'den aldık arkadaşlar. 19 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. 19 veya 20 idi. Ama çok iyiymiş, gerçekten parasını hak ediyor bence. Hadi gidelim. Gerçekten iyiymiş. Bak şuraya fırtınası değil mi? Buzlarına da deneyeceğim bir dakika. Yapışıyor mu diye. Kafayı kilitledi. Yürü. Hı? Aslında mıknatıslı da tutmuyor tam. Bak mıknatıslı. Tuttu gene de. Yani tuttu yine de. Hani mıknatıslı çiviye asılma yeri var. Bir de şunu çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Sadece tırk yapıştırıyorsunuz. Ben şimdi yapışmasın bir yerde kalmasın diye yapmıyorum ama Efe'ye muhteşem bir yürü seni. Yakışık buldum. Güzelmiş ama gerçekten. Şimdi ne açalım? Bunu açalım. Arkadaşlar bu bir çakmak. Hani çakmak ama bir özelliği var. Ne? Bir bakalım neymiş bunun özelliği. Bu da bir aslında. Bir şey değil mi? Herkes anladı biliyor musun? Kim anladı ya? Anlayan yazsın bakayım. Neymiş arkadaşlar? Bir dakika göstereceğim bir dakika. Hadi ne anladınız? Çakmak. Getiriyorum bir dakika. Özelliğini göstereceğim şimdi size. Bekleyin hacılar beni. Bekliyoruz. Yürü sen de git bakalım. Efe ilk önce ben deneyeyim dediyse inanın içinden şeyi çıkacak. Şaka gibi bir şey çıkacak. Ne oldu? Emin misin? Ayarını yaptım geldim. Arkadaşlar çakmak mesela mumu şey yapacağız. Ay dur ya. Islatıyor. Ne o ya? Aslında arkadaşlar ben ateş vermiyor. Şuradan bir dakika dur. Sıkıyorum arkadaşlar bakın. Hoppa su. Vay. Ya onu. Anam yok. Hayır tamam yapma. Tamam. Dur. Ömer'e bunu yapsak böyle tam bir şey yakacakken tamam. Yapsak. Efe yapsın onu. Kendini kovalar. Efe yapsın onu, kovalasın evin içinde. Bu bir sihirli kutu arkadaşlar. Bu kutuda özel tohumlar var.
görmek isteyenler? Kahve tohumu mu? Görmek ister misin? Bunlar çok özel tohumlar, bakın. Göstereyim. Bu ne? Abla bu ne ya? Solucan gibi sümüksü yaratık. Bunun şöyle olması lazım. Hop diye durması lazım. Böyle şey gibi. Tembel solucan gibi. Yok. Böyle yaptı. Bu ne ya? Bir dakika diyeceğim. Bugün tutacak bir dakika. Rezil ettin beni solucan. Olmuyor, kabul et. Bu tembel ya. Bırak. Kandırıldık. Şu topacı artık açın rahatlayalım. Tembel solucan. Defol git, seni istemiyorum artık. Işıklı topaç artık açılsın ya. Evet ya, bu kaç şeydir, geliyor bir türlü. Kenardan kaçıyor, bir şeyler yapıyor. Kutusunu çok sevmiş herhalde. Çıkmak istemiyor içinden. Valla o kadarını bilmiyorum ama artık açmamız lazım. Haydi bakalım. Ne kadar ışıklı görelim bakalım. Görelim. Çok mu ışıklıymış? Valla ne kadarmış bu? 25 liraymış arkadaşlar. Bakalım ışın. Bir de. Hayır ben. Hayır. Ha. Kavga yok. Kırıl. Kırılacak. Al kırdın. Hadi bakalım. Işığı çekiyorum. Ne oldu? Burada gelin. Ben attım. Ver. Attım aşağıdan. Nerede? Alabilirsin. Dur bir dakika, dur. Ne oluyor ya, alamadınız mı? Bir dakika. Topaçla çocuk için kavga eden Tumi. Tam düzgün çevirin bakayım. Çekil. Işığı çektim. Allah. Anam bu çok hızlı yalnız ya. Ay ama çok güzel ya. Ben deneyeceğim. Efe gel. Efe yerde dene. Yerde dene anne. Çok hızlı. Dene yani. Bakalım gerçekten yerde. Gerçekten fazla hızlı. Emil görse bunu. Vallahi bilmiyorum. Emil görse kafayı yer. Yap bakayım Efe. Geniş alanda yap Efe. Buraya mı? Evet. Anneciğim sen onunla eğlene dur, biz diğer ürüne geçiyoruz Efe. Dur yapsın, bir dakika dur. Hadi. Ama dur yanlış yaptım, bir dakika. Abla bu bitmeyecek, ben geçiyorum. Şimdi şu denge aletine bakalım diyorum ama Derya son olarak izin verirsen bir şunu açmak istiyorum. Tabii, çok nasıl merak isterseniz. Ettim. Çok anlayışlı bir kız olsun Derya'sın. Çok anlayışlı gördüm. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Bu da şaka ürünleri arasında. Bana ver şey. Ben test bir dakika edeyim. Dur bakayım. Ne olduğunu bilmeden nasıl? Ne o? Aslında bu el gıdıklayan alet olarak geçiyor da. Nasıl yapılıyor acaba? Bakayım. Bilmediğimiz şeyi alıyoruz ya Rabbi. Bir dakika dur ya, bunun bir yöntemi olmadı. Ha, bunu kuruyor musun? Ha, dur bakayım. Vallahi hiç en gıdıklanmadı. Ay bir dakika. Ne oldu öyle? O neydi öyle? Ha. Bir dakika dur. Ha. Nasıl yapılıyor bir dakika? Şöyle yapıyorsun. Herhalde karşıdakine mi yapıyorsun bunu? Abla. Ya bu çalışmıyor ya. Sen varsa söylesin ya. Gıcık oldum. Bırak ben. Hadi gittin. Boş yere para verdin. Şunu sevmedim. Sizi sevmedim. Süt oğlanla. Sıra. Şimdi şu denge oyununu deneyelim mi? Hadi deneyelim. Bakalım kim kazanacak? Ha, yarış halinde değil mi? Tabii. Hadi bakalım. Nasıl yapıyormuşuz? Bir adamımız var. Bir adam var. Evet. Adamın üstüne sırayla herkes tahta koyuyor. Evet, gel bakalım. Hadi nasıl yapacağız? Sen bir ben koyalım. Ama ilk ben koyacağım. Aa, ne güzel ya. Hadi bakalım. Hayır düz. Hayır öyle değil. Öyle değil. Öyle koyma. Diklemesine değil. Bak adam da düşer öyle. Burada adamı. Ben koyayım ilk. Evet. Koymasayım için iyiymiş. Zaten koyacağım. Sen direkt yenildin. Aa zormuş ya. Evet onu diyorum ya. Evet, Efe sıra sende. Efe öyle değil Efe. Hah anneciğim. Ha, ooo iyi. Yaptım. Ben şöyle koyayım. Aa göründüğü kadar kolay Allah. Değil bu. Gidiyor. Oh. Oo. Gerçekten göründüğü kadar kolay değilmiş. Efe çok güzel. Evet. Arkadaşlar. Kesin bak sizde bir şey değil mi? Ayrıca oynanabilecek bir şey. Parkur oyunlarımızda bunu taş kağıt makas yerine bunu seçebiliriz. Ben size değil. Tamam çok güzel. Arkadaşlar ne var? Mum boyalarımız kaldı. Daha doğrusu bunun özelliği şöyle göstereyim. Normalde boya yaparken ellerimiz illaki boyanır. Ama bu ve çabuk kırılır. Çabuk kırılır. Bu boyaların özelliği, özellikle küçük kardeşlerimiz için söylüyorum. Bunlar kesinlikle el boyamıyor. Hiçbir şekilde el boyamıyor. Ellerin boyanmıyor bak. Görüyor musun? Mum boya. Aa güzel tamam, de boyuyor. Tamam ne yapayım?
Yani özellikle küçük kardeşlerimiz için önerebiliriz. Ne güzel bu. Sen de böyle deli gibi boyadın. Hayır. Bir light ışık. Bunun bir başka bir yöntem kullanılmış şekli var. Onu da göstereceğim. Onu da nasıl fark ettim? Daha doğrusu fark ettim değil de. Elini alacağım. Ya bir yılda elini aldım. Arkadaşlar şuradan ışığı var. Şurada pilleri var. Bunu takıyorsunuz. Efe ışığı kapatmalısın anneciğim. Gece. Hemen ışığı okurken, kapat. Karanlık olunca okuyamıyoruz. Karanlık olunca. Kapat Efe'ciğim. Hepsini anne. Gece kitap okurken bu size yardımcı oluyor arkadaşlar. Şöyle rahat bir rahat. Bir onu çıkar bakalım ne kadar karanlık görünüyor. Uf, karanlık. Oo, evet. Bak, karanlık. Bunu tekrar yapalım. Bir dakika şöyle bakın. Evet. Bir de şöyle bakın. Bildiğiniz ışık geliyor. Evet. Bir de yurt dışında bunun çok daha büyüğünü gördüm ben yurt dışı ürünler arasında. Arkadaşlar bunun büyüğünü yapmışlar. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Ne? Bunun altına şu mesela şunu koyuyorsunuz. Şöyle diyeyim. Tamam mı? Üzerine de kağıt koyuyorsunuz. Direkt bunu kopyasını çıkarmanızı sağlıyor ışık olduğu için. Aa çok güzel, evet. Çok yani mantıklı. Bir şeyin kopyasını çıkarmak istediğinizde mesela şu ürünü. Şu yazının tamamını çıkaracaksınız veya şu filin. Buraya kağıdınızı koyuyorsunuz arkadaşlar. Işık veriyor ya alttan. Direkt şeklinin aynısını çıkarabiliyorsunuz. Mantıklı. Yani bunu da büyüğünü gördüğüm için. İki şekilde kullanabiliriz. O zaman yani. Onu biz Efe ile bir kere deneyelim bakalım. Bir kır. Efe ile bir deneriz onu evet. Veya sen denersin bakarsın. Tamamdır. Bu da LED panelimiz bizim. Arkadaşlar bu bir aslında hem şakalama hem sihirbazlık ürünü. Bunu sonra göstereceğim size. Umarım bu da beni yanıltmaz şu iki tane şey gibi. Burada aslında bir şey daha var. Bunu yapmak isterdim ama yapabilir miyim bilmiyorum. Bir sonrasına kaldırayım. Göstermeyeceğim ne olduğunu ama biraz anne, yapılması zor bir şey. Sihirbazların yaptığı, bu tamamen sihirbazlık ürünü. Sihirbazların yaptığı bir illüzyon oyunu. Burada ne var? Bir de bunu açalım. Burada da açılacak şeyler var arkadaşlar ama çok vakit oldu. Diğerlerini sonra açarız. Şimdi buradan ne çıkıyor? Dev bir kalem mi çıkıyor? Bunu bilenler vardır aramızda, bilmeyenler için ne çıkıyor diye bir bakalım. Ooo miniş. Hem jelibon paketi hem de ay tut bakalım. Hadi canım. Şekerler çıkıyor. Bir şey diyebilir miyim? Cidden sadece bu ikisi mi çıktı şimdi? Evet. Bunu da dev bir hani boya kutusu yapabilirsiniz. Kumbara. Kumbara da olur. Boya kutusu da olur değil mi? Boya kutusu olur. Olur tabii. Değil ama mi? Bir şey diyeceğim ya, ben de bir şey çıkacak sandım. Gerçekten iki jelibon çıktı. Bence çok saçma. Aa, sen jelibonu sanmıyor musun? Çok sevdim bak. Hemen bir tane açıp arkadaşlar sizin de gerçekten yerinize... çok yiyorsun yani. En çok sevdim. Aa bir dakika jelibon severim. Jelibon sever. Bir de geçen gün öğrendim biliyor musunuz? Az miktarda jelibon yemek özellikle yeşil yerinde olan insanlar için kemiklerine birazcık faydalı olur. Ben jelibon mavi. Aa mavi yok, doğru söylüyor. Normalde mavi yok. Aferin teyze bir yıkayın. Mavi neyli? Yaban mersini olduğunu düşünerek yiyorum. Evet, yaban mersiniymiş. Yaban mersini çok seviyorum. Arkadaşlar bir ilginç ürünler videosunun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sözü Tobi'ye bırakıyorum. Bir şey söyleyeyim Derya. Yemin ederim. Mavi mi? Artık yaban mersini dışında jelibon yemem. Bulabilirsem. Birazdan çok, denerim. Ama çok güzelmiş gerçekten. Haydi artık bitirmiyor muyuz? Jelibona takıldı. Lütfen bizi beğenmeyi unutmayınız. Yeni diyoruz. Abone olsanız çok seviniriz. Değişik ürünlerin devamı gelsin isterseniz. Gelsin sihirbazlık ürünleri isterseniz derseniz onları da bulmaya çalışırız yine. Buyurun efendim siz bilin. Bir şey diyeceğim. Ben anaokulunda tatmıştım şeyde. Yaban mersini. Yaban mersini tatmıştım. Çoğu kişi beğenmedi çünkü tatladı. Yok bu bayağı bir kötüydü. Ama bunu nasıl beğendim? Tamam bayağı... o benim ne alıyorsun? Doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Söz veriyorum. İzinleri en kısa sürede tekrar başlıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Baba. Hoşça kalın. Yürücük tarafı.